Marka Tarım'dan Blondland Elemental Sıvı Kükürt Sektör Analiz Programı'nı sunar. Evet değerli dostlar, Köy TV kanalından Sektör Analiz Programı'yla karşınızdayız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Biliyorsunuz her cumartesi akşam biz Sektör Analiz'de 20.45'te değişik konuları ve konukları burada stüdyoda sizler için ekrana getiriyoruz. Sahada sizler için çekimler yapıyoruz. Bu akşam gerçekten önemli bir konuyu konuklarımla konuşacağım. Uzun süredir, uzun zamandır ciddi manada bize gelen üreticilerimizden bir konu vardı. Fındıktaki zararlarla, özellikle kahverengi kokoreç ile ilgili problemler. Ya bunları Cemil Bey mutlaka ekrana getirin dediler. Biz de bu akşam işin uzmanı, bu konuda gerçekten çok güzel çalışmalar yapmış hocalarım var. Onları ekrana getireceğiz. Ben şunu tabi biraz sonra İslam Hocam da söyleyecek. Konuklarım kim? Önce onu bir anons edeyim. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor İslam Sarvan Hocam. Hocam yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk Cemil Bey. Yine Samsun eski ZMO Başkanı Hayati Tosun Bey. Hayati Bey, siz de yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Tabi biz Hayati Bey, İslam Hocam'la bir az önce yayın öncesinde konuştuk. 200 sene önce yaptığımız bir yayın vardı. Aslında arşivden onu da çıkartırız. Bu konudan bahsetmiştik, bu kokoreç'ten. Yani kamyon fides boşaldığı uçuruma doğru gidiyor diye anlatmıştık ama tedbir alınmadı. Dolayısıyla geldiğimiz nokta, biraz sonra konuşacağız. Aslında ülkede birçok şeyi gören, bilen ilim adamları var, bilim adamları var ama biz ne hikmetse çok bu tip şeylere kulak kabartmıyoruz. Hayati Başkanım, şöyle yapalım. Önce sizde bir giriş yapalım. Ondan sonra İslam Hocam'a geleceğim. Bu fındıktaki zararlının istilasını, etkisini konuşmadan önce bir kısaca bunu da konuşalım. Bir de fındık sektöründe sizden böyle bir iki dakika özet şeklinde alalım. Fiyatlar malum. Fiyatlarla ilgili açıklamadan önce ben bir Kocaeli tarafında da pazarında bir program yapmıştım. Orada üreticilere demiştim, işte dediler ki 110-110 lira bekliyoruz. Dedim 80 lira, 84 lira verirlerse öfün başınıza koyun. Çiftçi Ali diyor ki ya sen keramet mi gösteriyorsun? Daha evliye almadık dedik yani. Dolayısıyla beklentileri 100 liraydı ama 80 lira civarı bir fiyat açıklandı. Hem fiyatı hem de bu zararlının sektör etkisini iki dakika bir sizden alalım. Ondan sonra İslam Hocam'la da bunu konuşacağız. Buyurun başkanım. Önce herkese, bizi izleyen tüm üreticilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Şimdi fındık aslında şöyle düşünün. Sadece Karadeniz bölgesinin değil, ülkemizin en fazla ihraç kalemi olan kalemlerinden birisi olduğu için sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda stratejik öneme sahip bir ürün. Sadece ekonomik öneme de sahip bir ürün değil, aynı zamanda Karadeniz'in 16 ilinde de üretim yapıldığı için aynı zamanda sosyoekonomik öneme sahip olan da bir ürün. Yani fındık dediğimizde bu herhangi bir ağaç, herhangi bir veren bir ağaç olarak algılanmaz. Ülkeye ciddi anlamda bir cari hasılat giriş sağlayan da bir ürün. Ki bu senenin rakamlarıyla 298.557 ton ürün ihracatı yapmışız. İç fındık olarak baktığımızda ve 1.8 milyar dolar civarında yaklaşık da bir ihracattan ülkeye cari olarak bir giriş var. Bu anlamda özellikle bunun altını çizmekte fayda var ama burada bir şey ifade etmek istiyorum. Bu cari hasılat süreçle ilgili. Maalesef son iki senedir aslında dünyada en fazla fındık ekim alanına sahip olan bir ülke olmamızla da bu ürünün piyasasını yönetemiyoruz. Yani yaklaşık şöyle düşün, üretim ekim alanlarının %75'ine neredeyse sahibiz, 70-75'ine. Üretimimizin %80-85'ini ihracat olarak yurt dışına gönderiyoruz. Bak, ürünün bu borsası yurt dışında, fiyatı dışarıdaki çikolata sanayi belirliyor. İş piyasında bunu çok fazla domine edemiyoruz, yönetemiyoruz. Bu gerçekten sıkıntı verici. Benim bundan iki ay önce de söylediğim bir şey vardı. Rekod ile ilgili yıllardır işte bir açıklama yapılır yurt dışından. Rekod yüksek gösterilir, algı yüksek gösterilir, üretici fiyat üzerinde bir baskı yaratılır. Bu sene de aynı oyunun içerisinde devam etti. İlk etapta 725 ton, 1000 ton civarında bir rakamlar söylendi. Sonra 714 bin tonla gitti ama benim başından söylediğim şey 680 tonu geçmez, hatta son zararlarla en son harmanın sonunda gelecek olan rakam 650-680 ton civarındadır demiştim. Şu anki gerçekleşen rakamlar da bu, biliyordum.
doğru olduğunu gösteriyor. Onu ifade etmek istiyorum. Yani beklenti, söylenti gibi bir kalitesizlik olmadığı gibi fiyat konusunda üreticinin mağduriyeti var. O zaman söylediğim rakam yaklaşık 3,5 dolardan aşağıya olmamasını ifade etmiştir. Burada en önemli sebebi geçen sene ile bu sene arasındaki artan üretim maliyetleri. Geçen sene 350 liraya bir işçi yörüngesi varken bu sene 600-700-750'ye ancak yani neredeyse ihtiyaç çıkan bir üretim maliyeti var. Bunu üreticisinden ilerleyen pek çok üründe düşündüğümüzde artan maliyetlerle üreticilik mevcut devletin açıklamış olduğu 82 liralık fiyat memnun etmedi. Etmediği gibi Çin bir tarafı açıklanan fiyat sonraki bir de süreç var. Maalesef piyasada sonrasında ihracattaki hareketle beraber 100 lira üzerine dahi attı. Demek ki o zaman devlet maalesef toprak mahsulleri ofisi fiyat belirleme konusunda üzerine düşeni yapmadı ve yanıldı. Bu anlamda esas durulması gereken şeylerden de bir tanesi bu. Yani 100 liranın biraz altında devam eden fiyatları düşünürsek erken dönemde ürünü satmakta kalan çiftçi üretimin fiyatını düşük fiyata tüccara veya fiyatı kaptırmış olup altını çizmek istiyorum. Evet. Yani rekor beklenen gibi değil, fiyatlar üreticinin beklentisini karşılamadı. En önemli sıkıntı üretim maliyetinin fiyatından fazla artması. Evet. Peki başkanım, size tekrar geleceğim. Şimdi İslam Hocam, yayına hoş geldiniz. Tabii İslam Hocam, hoş. Bizde bitki doktoru programıyla 15 yılında bir sürekli köy tebekkanlarında yine değerli bilgilerini sizlere aktarıyor. Ama bu kokarca konusunu, fındıktaki zararlı konusunu biz işin hakikati muhtemelen 3-4 yıl önceki bir programda dile getirmiştik. Arşivden inşallah çıkartacağım onu. Orada da konuşmuştuk ya, geliyor gelmekte olan diye. Hocam öncelikle bu istilayı, bu zararlıyı sizle bir konuşalım. Yani bununla ilgili tabii tedbirleri konuşacağız ama önce bir tanımını yapalım. Söz sizde, buyurun hocam. Evet, Cemil Bey, bu zararlı istilacı bir tür ama biz bu böceğe kokarca deniyor. İlk önce niye kokarca deniyor? Onun sebebini söyleyelim. Bu böcek sıkıştırıldığı zaman bir koku salgılıyor. Aslında o savunma amaçlı yaptığı bir şey. O kokuyu da insanlar tarafından çok net bir şekilde algılandığı için bu böceğe kokarca deniyor. Ama bu böceğin yakın akrabaları zaten bizde vardı. Yani özellikle fındık özelinde konuşursak fındıkta, yani böyle ilk 7-8 slaytı gösterirseniz bu böceklerin akrabaları var. Evet. Ama bu böcek, yani kahverengi kokarca gibi değil. Kahverengi kokarca hem fındıkta zararlı hem de bunun yanında 300 civarında konukçusu olan, yani diğer meyvelerde, sebzelerde de zarar yapan. Aynı zamanda da bunlara nazaran istilacı bir tür. İstilacı türden amacımız girdiği bölgeye eğer onun için iklim, besin uygunsa hızlı bir şekilde yayılıp çoğalıyor. Dolayısıyla zararı daha fazla oluyor. O yüzden istilacı türlere biz biraz daha dikkatli oluruz. Dünyada istilacı türlerin zararı 1 trilyon dolar civarında. Yani bu zararlar girdiği bölgede ciddi kayıplara sebep oluyorlar. Bu Amerika'da yapılan bir çalışmaya bakacak olursak istilacı böcekler her yıl 140 milyar dolar civarında zarar yapıyor. Yani önemli bir zarar bu grup böyledir. Şimdi diğer bu bizdeki özellikle fındıktaki kokarcalar, özellikle yeşil kokarca dediğimiz fındık üretim alanlarında yaygın olan bir kokarcamız var. Ama bu kokarca bir şekilde kontrol altına alınıyor ya da fındığa has bir zarar olduğu için direkt yeri belli, yurdu belli, mücadelesi belli. Çünkü uzun yıllardır bununla uğraşılıyor. Ama şimdi yeni gelen kahverengi kokarca bu kokarcaların hepsini geçti ve sayı olarak, zarar olarak da elbette buna yansıyacak, ciddi kayıplara neden olacak. Fındıkta bu sene çok şikayet geldi. Hani şöyle bir çalışma yapmadık. Biz bu kokarcanın neden olduğu kaybı şu kadar, ton şu kadar, milyon dolar veya işte TL diye bir çalışma yapmadık ama bu zararlı ciddi kayıplara neden olduğunu tahmin ediyor gelen şikayetlerden. Yani bize böyle çok ciddi şikayetler geliyor. O şikayetlerin çoğunun
kokainin zararına benzediğini zaten tahmin ediyorum ve görüyorum. Onlardan ediyorum. Peki hocam şey soracağım buraya gelmişken. Bu Türkiye'ye bulaşma yöntemi nasıl oldu? Bu Gürcistan'da vardı. Siz hatta orada bir 5-6 ay kalmıştınız. Bir gözlem çalışmanız vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oradan mı geldi? Nasıl bulaştı bu? Kahverengiden bahsediyorum. Tabii yeşil daha önce vardı. Ben de Karadenizliyim. Hatta böyle ciddi bir pis kokusu vardı onu öldürdüğün zaman. Ama bu kahverengi başka bir boyut hocam. Bu nasıl bulaştı bize? Türkiye nasıl girdi? Bunun şimdi ana vatanı Çin, Japonya, Güney Kore. Ama bu sanırım olimpiyatlarla diyorlar, Soçi olimpiyatlarla bu Rusya tarafından Gürcistan'a geldi. Tabii Gürcistan'da fındık falan çok olunca oraya yerleşti. Oradan da Türkiye'ye geldiğini tahmin ediyoruz. Sebebi de şu, ilk önce bu böcek Türkiye'de Artvin'de tespit edildi. Artvin'de tespit edilince Gürcistan'da yoğun bir şekilde bu böcek bulunduğundan ülkemize oradan girdiğini tahmin ediyoruz. Sonradan İstanbul'da bir tane bulundu, bir kayık var ama İstanbul'da sadece öyle bir tane bulundu. Ama bu Artvin tarafında çok yoğun şekilde bulununca biz o Gürcistan tarafından girdi. Sonradan işte Rize, Trabzon böyle Samsun'a doğru geldi ve bu Karadeniz boyunca gidiyor. Bunun sebebi de Cemil Bey, bu böcek yani istilacı böcekler için de geçerli ama genelde bütün böcekler için bir yere yerleşip yayılması için oranın ikliminin uygun olması gerekiyor o böcek için. Yani sıcaklık ve nem o böceğe uygun olması gerekiyor. Bu kahverengi kokarcanın istekleri dünyada belli bölgelerde var. Ülkemizde de en uygun iklim Karadeniz iklimi. Yani bu böcek burada... İklim her şey onun lehine. Her şey onun lehine olunca bu böcek burada ciddi bir istilaya sebep oldu. Bu böcek tabii 2007 yılında yani yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'ye ilk tespit edildi. Biz o zaman diyorduk ki yani bu tür istilacı böcekler genelde girdiği ülkelerde 5 yıldan sonra böyle bir hızlı bir artış yapar. Yani ben bekliyordum bu yılda böyle. Hatta geçen yıl ondan önceki yıl bazı çalışmalar yapalım diyorduk, böceği bulamıyorduk. Acaba olmayacak mı? Yani buraya yerleşmiyor mu? Ama biz 5 yılı bekleyelim diyorduk. Ben işte beklediğimiz gibi oldu. Ama şunu da şöyle demeyelim Cemil Bey. Tarım Bakanlığı bu böcek için ta 2007 yılında ilk tespit ettiği andan itibaren çalışmaya başladı. Yani bunun popülasyonunu ta Artvin'den Samsun'a kadar takip ediliyordu. Nerede, hangi popülasyonda? Onlar ilk başta bu tür çalışmalar, yani şu anda ülkemizdeki durumu nedir? O tür çalışmalar yapıldı. Ve bu böceğin problem olduğu bölgelerde, mesela Çin'de, Japonya'da, oralarda problem mi? Bakıldı, oralarda fazla bir problem olmadı. Sebebinin de bunun yumurtasında beslenen bir arının olduğu. Şu anda o samuray arısı diye aslında da geçiyor. O arının Türkiye'de yoktu. Türkiye'de onun sadece bir akrabaları vardı. Yani o Trisolcus japonicus'tu. Bizde Trisolcus semitriatus buna benzer bazı onun akrabaları vardı. Bu sefer bakanlık tabii biraz onu getirip üretme çalışmalarına girdi ve Karadeniz Tarımsal Araştırma'da üstüde bunun üretimi yapıldı. Geçen yıl Rize Artvin tarafına salındı. Bu sene üretimi devam ediyor ve daha uzun bölgelere salınacak. İnşallah bu böceğin en iyi mücadelesi o. Çünkü kimyasal mücadelesi var. Şu anda ruhsat alan birkaç tane ilaç var. Ama kimyasal mücadeleyi biz pek tavsiye etmiyoruz. Çünkü sorun olduğu bölgelere bakınca Artvin, Rize yani orada da çay var. Çaya da böyle ciddi ilaç kullanamaz. Çünkü bu zararlıya karşı mücadelede yani kimyasal mücadelede iki kez ilaç atmak gerekiyor. Sebebi bir kışlaklardan gelen erginleri öldürmek, ikincisi de orada öldüremediğimizi yumurtadan bırakıp yumurtadan çıkan yavrularına karşı. O da yani ilk mücadele Haziran ortalarında, ikinci mücadele de Temmuz'un başında. Dolayısıyla iki ilaçlama bütün bu bölgede ciddi bir ilaçlama demek, hani bu ilacın Türkiye'ye getireceği maliyeti bırak, çevreye vereceğimiz zararı filan düşünürse çok ciddi bir sorun oluşturacaktır ülkemiz için. Evet.
Hocam ama size... Başka çare de yok. Onun için en iyi mücadele şu anda yumurta parazit dediğimiz şu samuray arısı ve ülkemizde onun için de ciddi çalışmalar yapılıyor. Hocam size tekrar döneceğim. Başkanım size şunu sormak istiyorum. Siz tabi az önce işte gerçek rekolteden bahsettiniz. Fiyatlardan bahsettik. Tabi işin hakikati şu, işte üretimin hakkında bizde olsa da yıllarca tartıştık. Ne tartıştık? Borsası başka ülkede. Neyi tartıştık? Sektörde işte bu işi yapan birkaç firma vardı. Bir tane firma bütün hepsini aldı. Burada hatta rekabet kurumuna açılan davalar vardı. Oradan bir şey çıkmadı. Normalde müdahale edilmesi gerekiyordu. Bunları hep konuştuk. Yani fındık sektörüne. İşin hakikati fındıkla ilgili şöyle bir problem de var. Benim her zaman bunu birçok programda da dile getirdim. Fındık baktığınız zaman bir ticari getirisi olan, bir tarıma katkısı olan bir ürün gibi gözükmüyor. Sanki böyle hobicilerin yaptığı, yazın geldiği, topladığı bir ürün gibi geliyor. Böyle bir algı var. Buna katılıyor musunuz? Birinci sorun bu. Buradan hareketle de özellikle bu kokorcanın, hocam tabii işin bilimsel yönünü çok güzel açıklayacak da, maddi olarak hocam az önce çok güzel bir noktaya bahsetti. Ya dedi biz bunu ölçemedik veya böyle bir çalışma olmadı maddi olarak zararını. Sektöre zarar ne olacak? Bu iki konuda neler söylesiniz? Şimdi önce bizim ülke olarak en yüksek mutluluğumuz tarımda. Hep üretiyoruz ama buradan sonraki bir işleme, yani bir katma değer yaratma, bir tarımın sanayinin gelişmesi konusunda hiçbir yatırım yapılmıyor. Yani veya bu yapılan yatırımlar tamamen yetersiz kalıyor. Bunu bir örnek şöyle söyleyeyim. Hani siz fındıktan bir örnek vermiş olduğunuz için 15 gün önce ben İspanya'daydım. Bir işle ilgili bir seyahate gittiğimizde hem burada da söyleyeceğimiz bu biyolojik mücadele konusunu da orada gördüğümüz yani şey karşılaşmıştım. Şimdi orada tarihi yerleri gezerken gördüğümüz bir şey vardı. 80 gramlık içine ister fındık koyun, ister badem koyun, balla karamelize edilmiş olan bir ürünü adamlar 3,5 euroya satıyor. 80 gramını. Veya çikolata. Bugün dünyanın en fazla, bu bahsettiği bir şirket. Kimse sermaye düşmanlığı yapmasın ama şimdi şöyle düşüneceksiniz. Bizim niye bir markamız, bir niye çikolata sahibi çok özel yurt dışına ihracat yapan markalarımızı geliştirmiyoruz? Bugün Ordu'da fabrika vardı. Bugün o fabrika yok. Yani bugün Ordu'da soya fabrikası vardı. Kapandı. Bugün Afra'da salça fabrikası, biber salçası fabrikası vardı, battı. Niksar'da, Zile'de salça fabrikaları vardı, kapalı. Bugün aslında en önemli sıkıntı tarımsal üretimde biz sanayisine destek vermiyoruz. Bakın, salça üretmek bir şey değil. Esas yapılması gereken şey burada bir fark yaratmak, ürüne katma değer yaratmak. Fındığı işleyerek dışına sattığımızda kazanabileceğimiz ekstra paralar var. Bunlar bir önemli. Tabii işte yatırım yapmak lazım. Dolayısıyla fındığı sadece, ya zaten biz tüketmiyoruz. Bunun iç piyasada ürettiğimiz balı sadece %10'unu çerezlik olarak yiyoruz. Onun dışında zaten bizim için bir ülke olarak artısı yok dememek lazım. Bunu tam tersi katma değeri ulaştırmak lazım. Yani 2 milyar dolarlık bir ürün, biz fındığı sattığımız en alıcısı olan firmanın karı 12 milyar euro. Yani bizden 6 kat daha fazla bir ciro oldu, dünyaya pazarlıyorlar bunu. Dolayısıyla ben orada bu algının, yani tarıma bir üye evlatlığı görme mantığının doğru olmadığını altını çizmek istiyorum. Diğer fındık, bu kahverengi kokarcıyla ilgili şuna bakacağız. Çok önemli, özellikle ihracat yaptığımız ürün olduğu için bu ürünün yapmış olduğu fındıktaki zararın engiyle ilgili. Yani bu engiyi yaptıktan sonra bu İçini boşaltıyor, içini yani tane ilk kısımdan tutun o şeyi işletecek yani çikolatası aynı tercih etmeyeceği bir ürün. Kalitesini ve standartını düşürmek sadece verimli değil, tercih edilmeyecek bir konuma gelir ki bunun da çok çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bu kalite bu zararlıyla mücadele etmek biz ürünümüze vereceği, ihracata gidecek, ürünün kalitesine vereceği zarar itibariyle çok daha önemli. Zaten bu çip yasasını yönetenler alternatif pazarları sunuyor. Bugün Gürcistan'da, Azerbaycan'da sadece hani İtalya'da bir kısım var, İspanya'da bir kısım var ama bırakın Avustralya'da şu an kendileri bahçe kurup Türkiye'ye alternatif pazarları sunmaya çalışıyorlar. Bizim yapmamız gereken ürünümüzü ve ürünümüze sahip çıkmak, bu çiftlik bunun hastalığı zararlısı neyse. Bunlarla da topyekun mücadele etmek.
Kahverengi kokardığı için de şunu söyleyeyim. Şimdi bu kavanozun içerisinde ben bu ekmeğin altında birini açık bakın bunun içerisinde kahverengi kokardı. Hani İslam hocam ya bunlar eve işte şeylere ıslamak girdikleri derler. Bizim evimizin balkonuna kadar gelmiş. Bugün Samsun'da şey merkezinde hocam Hayati Bey sizin sesle bir problem oldu. Mikrofonla mı oynadınız? Hayır ben duyuyorum sizi. Ha şöyle bizim yayını izliyorsunuz ya onu sesini izlediğiniz yayını kapatırsanız bizim izlediğiniz yankı yapıyor. Yani yayını izliyor musunuz bizim yayını? Ya yok sadece izlemiyorum. Skype'tan sadece bağlantı. Ha tamam. Tamam şimdi düzeldi. Bir yankı vardı düzeldi. Evet. Devam edin başkanım. Dolayısıyla yani evimizin balkonuna kadar gelmiş olan bu zararlı kokarca gerçekten çok çok önemli. İslam hocamın da dediği gibi yani bunun aslında şöyle bir şey var. Hayvan fiziki olarak insanla bir teması yok. İnsana bir zararı olmadığı için sanki zararı olmayan bir haşere gözüyle bakıyor ama tarımsal üretimde baktığınızda bunun 300'ün üzerinde kültür bitkisinde farklı şekillerde zarar verebiliyor. Yani bugün bölgemiz için sadece fındık demeyelim. Hatta bu literatüre de baktığımızda değişik yerlerde yani incir, kivi bizim bölgemiz için konuşuyorum. Bunlar önemli olan ürünler. İşte Samsun için dediğimizde Karadeniz bölgesi için bunlarda zarar var. Öbür taraftan domateste, biberde keza yine aynı şekilde bu zarar var. Hatta literatüre baktığımızda bunu pamukta, çeltikte mısırda, soyada zararlı olduğu literatüre giren şeyler var. Zarar yapacağı yerler var. Şu an için ekonomik olarak bu zararı işte biraz daha fındıkta öncelendi ki bu konuda gerçekten hani ben şunun altını da çizmekte fayda var. Tarımsal üretimde mevcut zararlar konusunda bu kadar devletin yoğun olarak bu kadar hızlı üzerine gittiği benim nadir hatırladığım zararlardan bir tanesi. Çok hızlı popüler oldu. Ve bu konuda da her tarafta yani bugün bizim bölgemizde bugün Samsun'da toplantı yapıldı. Tarafta Ünye'de var, Fas'ta'da var, Ordu'da, Giresun'da yani Karadeniz bölgesinin pek çok yerinde bununla ilgili devletteki teşkilatları, tarım müdürlüklerinin, üniversitelerin, Karadeniz tarımsal taşınmasının sürekli bir çalışma içerisinde buradaki hızlı bir şekilde de artması lazım. Esasında hani bu sadece uzaklığı için Karadeniz bölgesi için de değil sadece. İklim değişti. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Hiç sadece ilaçlık mücadele çözülmez. Seyahatimizde en sonki rakamlarla Rusya'nın verdiği bir rakam 140 bin tane ürün sentezinden bir tane ticari bir ürün elde edene kadar 12 yıl geçiyor ve bu için 290 milyon euro harcıyor. Dolayısıyla artık bu hastalıklar ve zararlar gibi mücadele de çok pahalı. Bununla ilgili de mevcut olan eldeki ruhsatlı olan ürünleri de bakanlığa özellikle ruhsatlı ürünleri doğru zamanda doğru bir de doğru dozuyla kullanarak mücadele etmek lazım. Tek başına bir mücadele sadece bir kasa mücadele değil. Bugünkü geldiğimiz ortam kuşaklı yapılacak olan bir şey yok. Ben bunların ufalık derginin imhası veya işte bulduğunuz yerde belki ilaçlarını yapabilirsiniz ama işte belki uzaklarla. Esas bahar dönemindeki birinci ve ikinci nesil yani ilk ergin arkasında mutlaka sonraki çıkacak olduğu zaten şimdi zaman yapacak. O döneme kadar hızlı bir şekilde alternatif biyolojik mücadele ürünlerinin ve programlarının da sisteme dahil edilmesi lazım ki bu biyolojik olan mücadeleleri de vatandaş yapamaz. Klasik anlamda mevcut zira ilacı yani mücadelenin bayiler ayağında ulaşmak zor. Devletin burada devreye girmesi lazım bir şekilde devlet mücadelesi. Bunun kontrolü altında yapılması gereğinde altını çizmiş. Evet. Peki başkanım teşekkür ediyorum. Fırsat kalırsa son bir söz için zaman vereceğiz. İslam hocam. Evet. Şimdi tabii gelen birçok soru var. Özellikle ya işte evde yani insanlara zarar verir mi? Gerçi başkanım biraz bahsetti. Onu soranlar var. Özellikle bunun bir kimyasal mücadelesi var mı? Yine başkanım biraz bahsetti ama mesela bir izleyicimizde erik ve cevizde zararı var mı? Acaba burada mücadele etmek gerekir mi demiş.
kokoreç ile ilgili. İşte fındık sertleşmiyor, kabuğu bununla ilgili midir diye gene sorular. Tabii teknik sorular var da ben burada şunu size sorayım. Bu kahverengi kokoreçe kimyasal mücadele yöntemleri ve biyolojik, özür diliyorum, kültürel mücadele yöntemleri neler yapılmalı? Ayrıca evlerde de görülüyormuş. Burada bir zararı var mı insanlara? Evet, Cemil Bey, ilk önce ben bu böceğin yaşam döngüsünden bahsedeyim. Onun niye eve gittiğini de oradan anlarız. Sonra da evdeki mücadelesinden bahsedelim. Evet. Böceğin iki dönemi var. Aktif ve pasif dönem diye. Aktif dönem dediğimiz Nisan ayından Eylül-Ekim ayına kadar arazidedir, dışarıdadır ve orada biyolojisini devam eder. Pasif dönem dediğimiz Ekim ayında kışlamak için genelde kapalı ortamları tercih ediyor. Yani bu da genelde evler oluyor. İşte evlere kışlamak için giriyor bu böcek. Bu böceğin bir özelliği daha var. Özellikle kışlamaya girdiği zaman bir böcek eğer uygun bir ortam bulduğunda bir koku salgılıyor. Bu kokuya biz onlar kendi içinde haberleşmek için kullandığı kimyasaldır. Biz buna feromon diyoruz. Bu böcek bir evi bulduğu zaman korunaklı bir ev oradan o feromonu salgılayarak diğer böceklere haber veriyor. Yani burada çok güzel kışlayacak bir ortam var. Orada bütün böcekler, o kokuyu alan böcekler oraya geliyor. Dolayısıyla bir eve bir böcek girdiği zaman peşinden yüzlercesi bir araya gelerek kışı böyle toplu halde geçiriyorlar. O yüzden evlerde böcekleri yoğun bir şekilde görüyoruz bizim şu andaki bölge insanı. Sebebi o. Bunlara şu anda yapacak bir şey var mı? Evde kullanacağımız kimyasal bir ilaç yok. Özellikle şu 27. slaytı paylaşırsanız bütün evet. Dünyada şu anda arkadaşlar 27 verelim. 27. slayt. Yayında kalmış. 27. slaytı gösterirseniz. Evet. Biz bu slaytı sizin de dediğiniz gibi bu 4-5 yıl önce göstermiştik. Yani bu zararlı böyle evlere girecek, böyle şikayetler gelecek demiştik. Bana her gün böyle yüzlerce video geliyor bölgeden. Hatta bugün aradılar, eve köye girerken kapıyı bir açtım kafama böcek geldi diyor. Evet. Öyle olunca tabii çok ses getirdi. Hayati Başkan söylediği gibi bölgede çok ciddi şekilde bu böceğe karşı bir duyarlılık var, bir farkındalık var ve herkes elinden geleni yapıyor. Tabii şu anda biz fındığı konuşuyoruz Cemil Bey ama şöyle 28. slaytı gösterirseniz. 28'i açalım arkadaşlar. Burada yüksek riskli ürünleri gösteriyor. Orta ve düşük riskli ürünleri gösteriyor. Hem de üreticimizin birisi sormuştu. Bende şöyle bir meyve var. Onda zarar olur mu? Evet hocam. Ekranda şu anda. Şimdi burada gördüğünüz gibi yüksek riskli olan şeftali, elma, armut, kayısı, fındık. Düşünün şimdi bu bölgeden sizin oraya doğru geliyor, Bursa'ya doğru. Yani ben korkum o. Yani Bursa'da biz şimdi fındığı konuşuyoruz ama inşallah yakında bu diğer meyveleri konuşmayız. Onlar da çok ciddi zarar görüyor bölgede. Bir de bu zararlı direkt meyve zararlısı olduğu için biz bunlara direkt zararlı diyoruz. Hocalarımın ikisinin birden bağlantısı koptu. Şimdi değerli dostlar tabii ben biraz kısaca özeti yapayım. Arkadaşlar da orada tekrar hocalarımla bir bağlantı kurmaya çalışacaklar. Bu akşam özellikle fındık sektöründeki kokoreç zararlarını, kokoreçin sektörü olan etkisini konuşuyoruz. Tam İslam hocam onu anlatıyordu. Sadece kokoreç bu fındıkta değil, birçok bitkide, birçok üründe, meyvede, mesela Bursa örneğini verdi, şeftalide ciddi manada bu zararlı bir etki yapacak, bunu ifade etti. Biz 3-4 sene önce yaptığımız programda da İslam Hocam'la bu tehlikeden bahsetmiştik işin hakikati. Ama kamunun burada ciddi tedbir aldığını bu akşam hocalarımdan duymak bizi de mutlu etti. Kamu burada tedbirini alıyor, bununla ilgili mücadele yapıyor. Ama tabii enteresan bir zararlı. Hatta İslam Hocam'la daha önce yaptığımız bir söyleşide şunu söylemişti bana. Helikopterlerle komple Gürcistan'da ilaçlama yaptılar. Buna rağmen hiç çözülmedi diye. Buyurun hocam. Şimdi biz tabii bu fındıkta zararlı dedik ama dediğimiz gibi birçok meyvede de zararlı.
Şimdi soruların çoğu bize, sizin programa da öyle gelmiş. Bize de gelen sorular o yönde. Evlerdeki zararlıya karşı, yani gelen bu kokarcıya karşı ne yapalım diye. Şu anda sesim geliyor değil mi? Evet evet hocam. Görüntünüzü de verecek şimdi arkadaşlar. Tamam. Şimdi evdeki bu giren böceklere ne yapalım? Bu giren böcekleri eğer toplardık, dışarıdıkları için onları süpürüp imha edip en doğru yöntem budur. Kimyasal kesinlikle tarım ilaçlarını evde kullanmayalım. Evde kullanılan bazı böcek ilaçları var. Hani hamam böceği, sivrisinek, karasineğe karşı kullanılan ilaçlar var. Bazıları o ilaçları kullanıyor ama bu böcek tabii hareket etmediği için o ilaca temas etmesi mümkün değil. Ya da o tür ilaçlar biraz daha düşük etkili maddeli olduğu için, çünkü insanların kullandığı alanlarda tavsiye edilen ilaçlar, evet, zehirliliği biraz düşüktür. Bu böceğe karşı etkisinin çok düşük olacağını tahmin ediyorum ve o konuda bir bilgi olmadığı için ve ruhsat olmadığı için ben tavsiye etmiyorum o ilaçları. Hocam şey sorayım, evde tespit ettikleri zaman ne yapacaklar? İmha mı edecekler? Evet, süpürüp imha edecekler. Başka bir yöntem, ilaç şu anda ilaç yok. Tavsiye edeceğimiz bir ilaç yok. Peki bitkide mücadele de var mı şu anda? Yani isimle yani isim vermeyelim de hocam, isim vermeyelim de yani var mı? Yani marka belirtmeyelim de. Şöyle bunun şeye karşı, yani var bu şeyde, Nisan'dan sonra evleri terk etmeye başlayacak zaten. Nisan'dan Mayıs'ta bunları evde bulmanız mümkün değil. Bulursanız ölüleri vardır. Yani kışı geçiremediği için ölmüştür. Bunlar evi terk edip en yakın yeşil bitkiden başlayacaklar beslenmeye ve dolayısıyla oradan meyvelere ve fındığa ulaşacaklar. Dolayısıyla biz bunu evde ne kadar imha edersek bize o sezon gelecek böceğin sayısını azaltacağız. O yüzden bu kışlarda, yani bu evlerdeki mücadeleyi ben önemsiyorum. Çünkü bize sezonda gelecek böceğin sayısını onlar bilirler. O yüzden, ama bunları ancak toplu halde kışladıkları için, az önce söylemiştim, bunlar birbirleriyle haberleşiyor ve toplu halde bir kimyasal salgılayarak, biz ona feromon diyoruz demiştim. Bu feromonla toplu halde kışladıktan bu bizim için bir avantaj. Böcekler toplu halde bir yerde bulunduğundan onları imha etmek kolay olur. Yani toplayıp ezerek imha edebiliriz. Ama bu böcek bu sene evlerde bu kadar çok olması bizim seneye fındıkta ya da diğer meyvelerde, sebzelerde de haza çok ciddi zararı olacağı uyar şu anda bir şeyi veriyor, işaretini veriyor. Dolayısıyla bu böcek Mayıs'ta çıkacağı için Mayıs'tan sonra ürünlerimize karşı çok dikkatli olalım. Böceği görmeye başladığımız andan itibaren kimyasal mücadelesine başlayalım. Arazide, tarımda kullanacağımız ruhsatlı ilaçlar var. Şu anda ben hani firma ismi vermek istemiyorum. Etkili madde isimleri, genelde delpametrin gibi etkili maddeli ilaçlar var. Bunlara Tarım Bakanlığı'nın ya da tarım kuruluşlarına gidip ilaçların ismini öğrenebilirler. Ben öyle tavsiye edeyim. Çünkü daha yeni ilaçlar da belki ruhsat almıştır. Onlar da görmezden gelmeyelim. Ama bu tür zararlıyla ilgili mücadelede zamanlama çok önemli ve doğru ilaç seçimi çok önemli. Bu böcek birden fındığa gelmeyecektir. Belli bir periyotta gelecek. Bunun ilk tespit edildiğinde değil de belli bir sayıya ulaştığında mücadele edersek hem gelenleri öldürürüz hem gelecekleri de öldürürüz. Ve sonra da yani o ilaç etkisi bir hafta süreceği için o ilaçlamanın tarihi çok önemli. Evet. Peki Hayati Başkanım, şimdi az önce hocam bir şey söyledi. Gerçekten ben siz koptuğunuz zaman da onu tekrar ettim. Şimdi hocam dedi ki bizim bu Karadeniz'den çıktığı örnek söylüyorum, Bursa'ya doğru geliyor. Ya burada mesela kamunun orada ciddi manada toplantılar yaptığını siz de hocam da bahsettiniz. Ben de mutlu oldum sonuçta, yani bu ülke hepimizin. Peki biz 4 sene önce hocamla bu iş geliyor dediğimiz zaman yine uyarmıştık. Şu anda yine uyarıyoruz. Bu diğer meyve gruplarına geçişte alınabilecek tedbirler, kamunun ya da ziraat odalarının neler, burada neler yapılabilir, ne yapmak lazım? Şimdi onda da hakikaten denilen gibi şöyle bir şey var. Hem üretim, tüm üretim materyalleriyle her sebze ve meyveler dahil olmak üzere iç pazardaki sevkiyatında
iç karantina tedbirleriyle bakanlığı hızlı bir şekilde mevzuatı ortaya koyması, bunlarla gerekeni yapması lazım. Yani özellikle bölge arası geçişlerde bugün Karadeniz ile ilgili sınırlama bu hızlı bir şekilde bırakıp zararlı hani 2 milyon tedbire göre 2 kilometre, 1 sene, 5 kilometre düşüyor. Yani bu hareketli olan bir şey, zararlı aynı zamanda bir şey daha altını çizmek istiyorum. Bu hareketlilik dönemi ilerleyen sıcak saatlerinde olduğu için açık sağlık ilaçlı mücadelenin de kesinlikle erken saatlerinde yapılması lazım. Bu dış mekandaki yapılacak olan mücadelede ilgili olmakta. Evet. Biyolojik deneyimde şöyle bir şey söyleyeyim. Yurt dışında benim gördüğüm şöyle bir şey var. 11 tane bakteri, 5 tane nematod, 5 tane denenmiş. Bu konularla ilgili yapılan çalışmalarda ve inceledik bu süreç içerisinde gördüğümde en mantıklı ve mantıklı olan şu an fokus gözüküyor. Başarı oranı itibariyle de. Bu konuyla ilgili bakanlığın hızlı bir şekilde aksiyon alması lazım. Ben geçen bahsettiğim gezi içerisinde böyle bir mevzu olmuştu. Bunu gündeme getirdim. Orada sorduğumda İtalya'da böyle bir çalışmanın olduğunu söylediler. Nihayetinde bu dünyada bu çalışmalar bir taraftan başlamış. Biz de hızlı bir şekilde bu çalışmalar içerisine dahil olmamızda fayda var. Çünkü sadece fındıkta sınırlı kalmayacak. Çünkü hani dediğimiz gibi 300 tane kültür bitkisine kayabilecek olan bir zararlı olduğunu düşün. Bizde önemli. Bunun hızlı bir şekilde eğer bu süreç içerisinde eğer mevcut ruhsatlı olan ilaç sayısı az ise bakanlığın hızlı bir şekilde tavsiye edilebilir ilaçları devreye koyması lazım. Çünkü ilaca belki hazırlıksız yakalanırsa ulaşmak da zor olabilir. Bunların doğru bir şekilde kullanımı ile ilgili hızlı bir şekilde bunların bakanlık laboratuvar denemelerini yapan askerlerle ilgili hani dışarıda ruhsat çalışması ayrıdır ama içeride bununla ilgili çalışmaları da yapabilirler. Bu konuda da hazırlıklı olmalı, hızlı bir şekilde çalışılmalı. Evet. Peki Hayati Bey teşekkür ediyorum. Son bir cümle alalım. Hocamla da kapatacağız. Süre doldu çünkü. Ben hep söylediğim bir şey var. Tarım ülkemizin vazgeçilmezi. Özellikle yani aynı anda 3 tane 4 tane iklim yaşadığımız bir coğrafyada yaşıyoruz. Lojistik olarak her yere yakınız, her yere ihracat potansiyelimiz var. Bunu fındık gibi yani bugün en fazla ihracat yaptığımız bir üründeki bir zararlıyı hani bugün gündeme getirmeniz bizim hakikaten benim için de önemli. Hem bölgemiz için önemli. O anlamda Köy TV'ye teşekkür etmek istiyorum. Her kafadan bir ses çıkmasa en azından bu süre içerisinde şu geçiş sürecini hızlı bir şekilde hani konunun taraftarlarını bakanlık bir yere getirsin. Bu konuda neler yapılacağı hızlı bir şekilde karara bağlansın ve en uç ilçe müdürlüklerine varıncaya kadar da ulaştırılması lazım. Vatandaşın mağdur olmadan, ülke değerlerini kaybetmeden, zarar görmeden bu işin altından kalkabileceğimizi de inanıyorum. Hepimize kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet İslam Hocam, bu mücadeleye gerçekten siz yıllarca emek verdiniz. Siz yayın arasında yokken ben şeyden bahsettim işte, bu Gürcistan'daki fındık bahçelerinde yatmanızdan, onun haricinde helikopterler oranı ilaçlamasından ama bu işin çözülmediğinden öyle biz bana bir anlatmıştınız. Gerçekten ben size paydaş olarak teşekkür ediyorum. Yani bir ilim adamı olarak bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptınız. Son sözlerinizi alalım, yayını bitirelim. Şunu da söyleyeyim, inşallah hocalarımla ben çarşamba günü Samsun Fuarı'nda olacağım. Orada da böyle normal canlı yayın dışında da fırsat olursa böyle bir yarım saatlik, 40 dakikalık inşallah paket programda çekeriz. Çünkü bu konu önemli. Evet hocam. Cemil Bey şunu söyleyeyim. Bu zararlı yeni ki, yani diyelim ülkemize 5 yıldır yeni geçmişi var. Ama dünyada bilinen bir zararlı. Yani bunun için öyle fazla bir bilgiye gerek yok. Bilinenlerle bunu zaten hallederiz. Yani korkulacak bir şey yok ama yapılacak çok şey var diyeyim ben. Bu zararlıyla tabii biraz hızlı hareket ettiği için ya da devamlı bu ülkemizde bir sirkülasyon olduğu için hızlı bir şekilde yayılıyor. Hayati Bey'in bahsettiği o hani entomopatojen diyoruz biz, funguslar, bakteriler. Bu bölge, bu böcek için bölgenin iklimi uygun dedik ama bu patojenler için de bölgenin uygun. Ona çok güzel bir noktaya değindi. Hatta o konuda biz bir doktora tezi yürütüyoruz. Şu ana kadar bu zarar üzerine etkili olan 7-8 tane güzel bir fungus bakteri bulduk.
Ama onları ruhsatlandırmak biraz süreç alacak ve zor olacak. Bunun için ciddi yatırıma, firmaya ihtiyacımız var. İnşallah dediğim gibi, yani böcek için bilinmeyen fazla bir şey yok. Sadece yapılacaklar var. Onlar da zaten yapılıyor. Ülke devlet olarak, halk olarak bu işin üstünde. Üniversiteler olarak da biz de bu işin üstündeyiz. Sanırım fazla hasar görmeden bu böcekten kurtulacağız. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Güzel bir söyleşi oldu. Tabii bir ara yayın gitti geldi, nazarlık. Bu internet üzerinden olduğu için Skype bazen öyle azizlikler oluyor. Evet. Ama güzel bir yayın oldu. İnşallah salı çarşamba Samsun'dayım. Bir yemek yeriz onun haricinde. Yemek sözünü de ekrandan alalım hocalarından da. Bekleriz inşallah. Orada bizi satmasınlar sonuçta. İşin latifesi. İnşallah salı çarşamba da Samsun'da olacağım. Görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum hocam. Başkanım hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Evet değerli dostlar, dostlara teşekkür ediyoruz. Güzel bir yayın oldu. Yani kahverengi kokarca ve diğer zararlarla ilgili hocalarımıza, başkanlarımıza, tabii Hayati Başkanım'ın verdiği bu işte patojenlerle ilgili, ben tam teknik terimleri bilmiyorum, bir gelişme var. İslam Hocam da dedi ki bunun desteklenmesi lazım. Vallahi bizim firmalar para kazanmayı seviyorlar. Parası olan birçok firma dostluğumuz var. Aa, size burada bunu siz çözdüğünüz zaman bütün Karadeniz size çalışır. Dolayısıyla sizleri davet ediyoruz buna yatırım yapmaya. Teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, bu akşam sektör analizde sonuna geldik. Bir ara bir aksaklık oldu. Tekrar özür diliyoruz. O da canlı yayınlarda oluyor. İnşallah haftaya nasipse bu FÜYAP Başkanı, aslında bu hafta da daha önce de konuştuk. Ama programda bir yoğunluk vardı. Muhtemelen önümüzdeki hafta alacağız onu. O olmasa başka konukla tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Köy TV'den Köy'de Hayat var. Marka Tarım'dan Blond Lent Elemental Sıvı Kükürt Sektör Analiz Programı'nı sundu.